Bu sene de şampiyonluklar göreceğiz Galatasaray. Daha Şampiyonlar Ligi'ni alacağız Galatasaray inşallah. Galatasaray Kopenhag maçına geldik. Devler Ligi'ndeyiz. En iyilerin olduğu ligdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Çok da heyecanlıyız. Abi Soydaş'la birlikteyiz. Hocam ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Ya çünkü sonuçta Şampiyonlar Ligi seviyesi ilk maç. İster ligde çok kötü oyna, ister çok iyi oyna. Hiçbir şeyin belli olmayacağı maçlar. Yıldızların kendini göstereceği maçlar. Umuyorum bizdeki yıldızlar da birazcık da olsa parıldar. Peki skor tahminin var mı? Abi 1-0 farkla kazanalım istiyorum. Bu 3-1-3-2 olabilir. 1-0 olabilir. Bir farkla kazanırız. Ya bir farkla kazanalım da ne oluyorsa olsun abi. Vallahi ben de bu maç 3-1 biter diyorum. Bunların bir kalecisi var Kamil diye. Kamil. Abi. Kamil demiş ki taraftar oynamıyor. Biz hiç asla etkilenmeyiz de şeyden, atmosferden, ıslıktan. Biz yeneceğiz. Buralara alışıyoruz. Cart curt falan demiş. İkinci bir Gendozi vakası geliyor bugün. O Kamil'i perişan edeceğiz. Islıklıyoruz. Bestemizi yapıyoruz. Onlara bu cehennemi yaşatıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin hatırına sizden bu videoya tamı tamına 15.000 beğeni bekliyorum. Geçen videoyu da istedim ama gelmedi. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız beğeni atın. Çünkü gerçekten bu videoları çekmek de çok yorucu oluyor. Stadyuma gitmek ayrı bir masraf oluyor. Yani bunlar için çok büyük emekler harcıyoruz. Eğer ki size atmosferi yaşatabiliyorsak sizden tek isteğimiz kanala abone olmanız ve videoya da bir tane beğeni atmanız. Bu yaptıklarınız bize gerçekten büyük destek sağlayacaktır. Şimdiden de hepinize teşekkür ediyorum. Bu sene hedefimiz Avrupa. Korksun Milan, Madrid ve Barcelona. Arkadaşlar bugün biraz da hastayım. Bilmiyorum sesimden anlaşılıyor mu? İnşallah ölmem bugün. İlk 11'imiz belli oldu. Samsunspor maçının birebir aynısı. Sadece sağ kanadımızda Tete değil, Ziyech var. Ne aynen diyorsun? Öyle. Keşke sol bekte de Angelino yerine Kazımcan olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Sultan Hoca'nın çıkarmış olduğu kadroya her zaman saygı duydum bugüne kadar. Her zaman saygı duyacağım. Vardır bir bilgi hocam. İlerleyen dönemde de böyle olacak, emin olun. Kötü oynadığımızda Sultan Hoca'ya çok eleştirecekler ama saygı duyuyorum. Çünkü şampiyon etmiş bir hoca. Her kadronun arkasından yorum yapmaya gerek yok abi. O en iyi, o biliyor yani. Bence gayet iyi bir ilk 11 ile çıkmış abi. Hakim Ziyech en kötü 60'a kadar oynayacağını düşünüyorum. Yoksa ilk 11 başlatmazdı eminim. Yoksa Tete'yi başlatırdı, sonra Ziyech'i alırdı. Bence gayet iyi bir ilk 11 olmuş. Bakalım, heyecanlıyız. Maça yaklaşık 1 saat kaldı. Artık tribünün içine girip o atmosferi içimize kadar yaşamak istiyoruz. Vay be. Son Şampiyonlar Ligi maçı hangisine geldim biliyor musun? Kulüp kuruş. Son dakika yemiştik. 1-1 olmuştu. Tekrardan Devler Ligi'ndeyiz. Devler Arenası'ndayız. Ve yine Kuzey Alt'tayız. İstediniz, çok istediniz. Bakalım bugün üst altında Kuzey Alt dahil olmak üzere tüm tribünlerden nasıl bir ses çıkacak? Maç için ne diyorsun? Skor tahmini ver, ne olur maç? Mahalle maçında da skor vermedim. Yine vermiyorum. Ama, işte, ama yine kazanacağız. Hadi bakalım. Bir gol, deli 3 gol. Fark etmiyor. 3 puan alalım yeter. Kâfi. Skor tahmini vermeyeceğim. Yok. Harbi mi? Abi herkes bunu diyor bugün ya. Yani kazanmamız gerekiyor ama skor tahmini vermeyeceğim. İnşallah kazanırız. Kimse başa çıkamaz!
Basamak! Hayır! Hayır!
Oy! Ataman hatalar. Daha maç bitmiş değil. Daha maç bitmiş değil. Değil de abi, moral bozuldu. Oynayan bizdik. Onlar attı. Onlar ilk pozisyonu gol oldu ya. Ha. Abi hata Muslera'nın. Geri pas verildiği zaman Muslera sondaki Ancelino'yu atmak istedi. Yanlışlıkla Torreira'nın olduğu yere gitti. Kaybettik, gol yedik. Net oynamamız lazım. Özellikle birinci bölgede. Net. Havaya oynayacaksın. Net ayağını oynayacaksın abi. Var kontrol ediliyor. Hadi oğlum. Ayağa kaldırın bizi oğlum. Bir şey vardır orada, hadi. Oynattı ya. Olsun abi. Haydi daha istekli oynamamız lazım şu an. İlk 15 dakika, 20 dakika çok iyi. Güzel pozisyonlar bulduk. Atmalıydık. Atamadığımız için takımın hem direnci düştü, rakibin de direnci arttı. Adamlar bir kere geldi, gol attılar. Tamam, şans golü diyor bakıyorum ben. Ama bizim de bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendirmedik. Yaptık, şanssızız. Ama iyiyiz. Maç döner mi? Bence döner. İnşallah. Döner yani. Dönme ihtimali yüksek. Ama biraz daha son vuruşlarda iyi olursak. Ben Bulgar... Hakemi. Abi... Maç 2 dakika uzamaz. Bir tamam, oynatmaya çalışıyorsun da bazı pozisyonlar var gerçekten foul yani. Hani onlar oynatılacak seviyede değil pozisyonlar. Ben hakemi, hani hakeme bahane bulmak istemiyorum ama iyi bir hakem olmadığını zaten bu maçta gösteriyor yani. Umuyorum ikinci yarı daha iyi olur. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan geri dönersek zaten manyak bir beğeni bekliyorum sizden. İnşallah da döneceğiz. Hadi totem yapalım. Şu an herkes videoyu beğensin şu dakika. Dönecek bu maç, rahat olun. Bomboş, kale bomboş abi. Ya yapma ya. Ya bunu niye yapıyorsunuz ya? Kaleci niye çıktı? Hadi kaleci çıktı. Ulan defans niye adamı gitti? Buraya anlarım. Kaleci çıktı. Kaleci, lan yine birisi gitsin oğlum, bir oyuncu. Niye bir oyuncu gitmiyor adama? Lan adam daha top ayağını alamamış. Kimse gitmiyor adama. Adam durdu, döndü. Pas verdi lan. Ben anlamadım, niye bu kadar erken çıkıyor ya? Bir de çıktı, geri döndü. Ya bir hızlı tutuyor millet ya. Ya bu taraftar da bir değişik ya. Bak. Mertes! Mertes! Abi manyak mı bu taraftar ya? Hızlı tutuyor. Of. Bizim için kolay geçen dakikalar olmayacak artık. Bak.
azıcık böyle ıslık geliyor ya. Bunu yapan herkes haindir ya. Ayıptır ya. Ya taraftarlık bu değil ya. Alkışlayacaksın ya. Ayıptır ya. Aynen daha yapıyor. Ya. Vermesi lazım. Hadi hadi hadi.
lan! Haydi cimbom, haydi cimbom, haydi! Tam zamanı, tam zamanı şimdi! Haydi cimbom, haydi cimbom, haydi! Allah sen yardımcımız ol, hadi! Hadi! Saniye fazla oynatmadı ya. Vallahi son dakikada çevirdik. Çok iyi döndük aslında. Yenemiyorsan vallahi 2 dakika daha suç gelirdi ya. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin en azından. Aynen öyle. Ya kaybı kazanmamız gerekiyordu ama beraberlik de kötü değil diyeceğim artık. Allah Manchester maçıyla ölüş yapacağız bakalım. İnşallah deplasmanımız olsun. İyiydi olsun, yapacak bir şey yok. 2-0 iken çıkan taraftarlar üzülüyordur umuyorum. Ben çünkü gördüklerim çok oldu. 2-2 de iyidir. 2-0'dan da 2-2 iyidir yani. Yapacak bir şey yok. Abi çıldırdık burada ya. Allah'a emanet. Ahmet'e katılıyorum. Kemal abiye de katılıyorum. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz de yani. Valla şurada bir 2-3 dakika daha su çevirirdik bu gazla. Yani neden şu gol biraz daha erken gelmedi diyorum. 76 olsa. 78 olsa. Net kazanırdık. Geç kalmış. Ben takımımı tebrik ediyorum. Buradan da oyuncular çıkarken ıslıklayan sahte taraftarlara sesleniyorum. Siz bir daha maça gelmeyin kardeşim. Artık bir de 2-0 olduktan sonra maçtan çıkanlara da söylüyorum. Siz bir daha maça gelmeyin. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçta da görüşürüz inşallah. Siz de ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazın yorumlara. Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladık. Yapacak bir şey yok. İyi döndük. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben kalbimin sarsıntısından konuşamıyorum şu an. Görüşürüz. Kendime gelmem lazım.